aslında. Aa evet, burayı işte öğrenmiştik. Mesela işte ev, işte mekan tasarımı ile ilgili oyunlar vardı. Hani diğer arkadaşlarım yaptığında mesela çatı çöküyordu. Aa işte şunu şuraya koyarsan böyle olur, şöyle olur. Hani teknik bilgileri de mesela böyle öğrendikçe ve oyunda aslında başarılı olduğumu gördükçe aslında mimarlığı daha çok sevmeye başladım. Hani dedim evet, hani öğrendiğim bilgiler işe yarıyor. Ben bunları kullanabiliyorum diye. Açıkçası oyunlardan sonra benim biraz mimarlığa bakışım değişti. Mimarlığı daha fazla anlamaya başladım. Sonra aslında mimarlığın sadece derslerle ilgili değil de hani kitaplarda dediğiniz gibi sanatta, ressamların mesela tablolarında, ünlü tablolarında olduğunu, hani orada mimarlıkla ilgili kendime edindiğim bilgiler vardı. O yüzden bu konuda böyle düşünmeniz ve bu konuda böyle konuşmanız beni açıkçası mutlu etti. O yüzden kendimden de bir şeyler gördüğüm için öyle bir yorum yapmak istedim. Çok teşekkür ederim. Bunu duymak üzülüyorum gerçekten. Bu kadar travmatik olması gerekmiyor, olmamalı zaten. Geriye dönüp hatırladığınız şeylerin bunların olması üzücü. Ben de her sene bir önceki yıldan kalan olumsuz tortuları toparlayarak bir sonraki seneye gitmeye çalışıyorum. Dediğim gibi eğlenirseniz, kendinizi kabul edilmiş, takdir edilmiş görürseniz, isminizle bilinirseniz ancak bir yerde var olabilirsiniz. Var olmak için çaba gösterebilirsiniz. Oyunlar gerçekten çok işe yarıyor. Mesela benim en sevdiğim oyunlardan bir tanesi, stüdyoda da bol bol kullandığım Manifold Garden. Hemen şuradan da göstereyim. Bilenler, oynayanlar vardır diye düşünüyorum. Oyunun tasarımcısı da mimarlardan çok etkilenmiş. Bütün yüzeylerin mekanın parçası olduğu, her yüzeyde hareket edebildiğiniz, mekanı çok boyutlu olarak keşfedebildiğiniz bir oyun. Biz her sene bu oyunu oynuyoruz. Burada mekanları keşfediyoruz. Sonra bu mekanları üretmeye çalışıyoruz. Sonra bunları dönüştürmeye çalışıyoruz. Bu yüzeylerin hepsinde yürünebiliyor. Benim çok sevdiğim oyunlardan bir tanesi. Her sene bunu oynayıp bunu hem fiziksel olarak, maket olarak bazı mekanları üretiyoruz. Hem işte hangi programı kullanıyorsa arkadaşlar kullanmakta kendilerini rahat, özgür hissediyorlarsa orada dijital olarak üretiyorlar. Sonra onu dönüştürmeye başlıyoruz bir takım aşamalarıyla beraber. Çok da böyle umarım keyifli oluyordur. Katılan varsa, yok keyifli olmuyor der diyen olursa da tabii tekrar değerlendirebiliriz bu oyun deneyimini. VR'daki çalışmalarımızı da biraz oyuna evrilmeye başladık. Hatta arttırılmış sanallığa çevirmeye başladığımız bir süreç de var. Onunla ilgili de bir şey göstermek istiyorum şimdi size. Bir saniye. Bizim bu arada dersimizin Instagram hesabı Minecraft Architecture. Her sene bir labirent çalışması yapıyoruz. Bu sene labirent çalışmamızı 3 başlık altında yaptık. Fiziksel labirentimiz vardı. Minecraft içerisinde labirenti yapan arkadaşlarımız vardı. Bir de VR içerisinde vardı. Hatta onlar şöyle bir şey yaptılar. Artırılmış sanallık yaptılar. VR içerisinde Arkeo'da modelledikleri mekanın ikizini fiziksel olarak da yaptılar. Gördüğünüz gibi soldaki arkadaşımız, kendisi malzeme mühendisinden bir arkadaşımız, asistan arkadaşlardan bir tanesi sağ olsun geldi denedi. Onun çıktığı basamakları şeyde görebiliyorsunuz. Tekrar bu gerçekleştiren birinci sınıf öğrencisi arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Buradaki keyifli şey şuydu. Öğrenci arkadaşlarımızı serbest bıraktık. Minecraft'a önce bir başka türlü bir ekip çalışması vardı. Sonra ekipleri serbest bıraktık ve dedik ki nerede çalışmak istiyorsunuz? Herkes kendi tercihi alan ettiği alanda üretti. Ve aslında şunu gördük. Herkes ilgi duyduğu alanda üretmeye başlayınca sınıf içerisindeki varlıkları da daha güçlü oluyor. Katkıları ve katılımları da daha güçlü oluyor. Bunu gerçekten önemsiyorum. Oyun bu yüzden çok kıymetli. Bakın, ben her sene hem oyun tasarımı ile ilgili bir egzersiz veriyorum. Ve oyunun oynanması ile ilgili de bir çalışma yapıyoruz. Oyunu yaparken ki deneyim, heyecan, oyunu oynarken ki deneyim, heyecan inanılmaz yüksek. Ama hadi bakalım bu oyundan ne öğrendik? Şimdi bunu mimari tasarım sürecine aktaralım dendiğinde herkes bir duruyor. Çünkü orada gerçekleştirilmesi gereken bir görev var. Az önce Aybike'nin söylediği gibi ya, bir başarı göstermem gerekiyor. Ödev veriliyor, bunu yapmam lazım. Oyun oynarken böyle düşünmüyorsunuz. Kimse düşünmüyor. O oyun sizi alıyor. Hatta bu oyunların, şimdi şeyi de söyleyeceğim, bu dijital oyun kısmı da bence
çok fazla dominant hale gelmeye başladı. Masaüstü oyunlar çok önemli ki biz üç arkadaşımızla, üç lisans öğrencisi arkadaşımızla bir TÜBİTAK projesine kazandık. Daha doğrusu destek almaya kazandık ve bir masaüstü oyun geliştirdik. Görsel mekansal beceriler için adı da Mentor. Onunla ilgili bir şeyler de gösteririm şimdi. Kendi dersimizde sokak oyunları da tasarlamaya çalışıyoruz. Hani dedim ya ben işte bedenin işin içine girmesini çok önemsiyorum diye. Oyun oynarken bedensel olarak o dahil olma halini de bu işin içine katmayı çok önemsiyorum. Sokak oyunları da tasarlıyoruz. Masaüstü oyunlar da tasarlıyoruz. Dijital oyunlar da tasarlıyoruz. Ama burada önemli olan herkesin kendisini nerede iyi hissettiği ve verimli hissettiği. O oyunu oynarken kesintiye uğramadan o hazzı almak lazım. O hazdan bir ders çıkartabilmek ve bunu hayatımızın bir parçası haline getirebilmek, işte bakın orada şimdi oyuncu olmakla oyun sektörü arasında olmak arasındaki fark orada ortaya çıkıyor. Oyunu oynayan kişiyle oyunu yapan kişi arasındaki bağı iyi kurmak lazım. Ben bundan nasıl bir haz aldım? Ben benzeri bir hazzı nasıl inşa edebilirim? Bu teknikle ilgili bir konu değil. Blender'ı, Unity'yi, Unreal Engine'ı çok iyi kullanmanızla ilgili bir konu değil. Bu oyunla insan arasındaki ilişkiyi çok iyi kavramanızla ilgili bir konu. Ha bu kavrayışın farklı alanları var. Kimisi bunu müşteri ilişkileri, piyasa araştırmaları kısmında kavrayabilir. Kimisi de insan doğası ve oyun arasındaki ilişkiyi kavrayabilir. Ben mesela şunu anlamıyorum. Türkiye'de oyun sektörüne giren hiç kimse Metin And'ın Oyun ve Büyü kitabını bilmiyor. Türkiye'de yazılmış en kapsamlı kitaplardan bir tanesidir. Çünkü oyunu sadece belirli mecralarda gerçekleştirilen bir etkinlik olarak görmez. Spor aktiviteleri, köy seyirlik oyunları, tiyatro, yani her bağlamda sembolik düşüncenin, canlandırmanın olduğu, kuralların, bugünkü terminolojiyle mekaniklerin ve dinamiklerin olduğu, oyun içinde olmanın o kapsayıcılığı, rekabet duygusu vesairesiyle ele alınan en sağlam çalışmalardan bir tanesidir. Mesela Oyun ve Büyü. Kimse okumuyor. İşte hani iyi mimar olmak, iyi oyun tasarımcısı olmak, iyi oyun mimarı olmak arasındaki fark buradan ortaya çıkıyor. Genelde Türkiye'de anlaşılan şey iyi operatör olmak. Unreal Engine'i süper kullanıyorum. Harika. Çok güzel. Yani bu müthiş bir şey. Çok iyi bir operatörsünüz. Bu iyi bir oyun yapabileceğiniz anlamına gelmez. Oyunu kavrayabilmek başka bir şey. Bu inanın bana hani herkes mi ilk girdiği işten hemen ayrılıyor mimarlıktan ve bana hep tuvalet çizdiriyorlardı, merdiven çizdiriyorlardı. Yani hayatımızın bir parçası bunlar yapılması gerek. Sütrüktür, aks çizdiriyorlardı falan. Bilmiyorum şeyde kullandığınız platformda operatörlük yapmaktan bir farkı yok. Sizi buradan ayırt edecek şey sizin mekanı kavramak, iyi mekan üretmek, bunun nasıl yapıldığı ile ilgili donanımınızı arttırmakla oyun dünyasındaki donanımınızı ait değil mi? Aynı yerlere gidiyor. Ya da işte oyunun felsefi temellerini araştıran kitaplar. Türkiye'de en az satılan kitaplar bunlar. Herkes dijital oyun geliştirme, level designing falan teknik kısmına bakıyor. Yani mimarlıktan bu yüzden mutsuzduk. Daha güvenli bir alan olduğu için, kendi kendimize yapmayı tercih ettiğimiz için ve ekonomik olarak daha çok getirisi olduğunu düşündüğümüz için, daha çok takdir edileceğimiz için mi seçiyoruz öbür tarafı? Bilemiyorum. Ama tekrar söylüyorum. Oyuncu olmakla oyun tasarımcısı olmak arasındaki fark sadece teknik kısmında değil. Oyunu gerçekten bizim doğamızın, varlığımızın, kendimizi gerçekleştirmemizin bir parçası olarak görüyorsak görünerek yapabileceğimiz bir şey. O farkı, o eşiği öyle atlayabiliriz. Onun için de gerçekten mesela Oyun ve Büyü'yü okumak lazım. Niye oynuyor bu insanlar? Hocam bir soru var. Bana WhatsApp'tan iletilmiş. Yapay zeka mimarlık gidişatını nasıl etkileyebilir? Yapay zekaya prompt girdiğimizde mimariyle ilgili müthiş şeyler görebiliyoruz. Bu konuyla ilgili biz ne yapmalıyız? Vallahi hemen prompt'u girip gören varsa harika demek istiyorum. Yani o çok güzel, çok iyi olurdu. Çok da öyle olmuyor gibi geliyor bana. Peki, bu hepimizin gerçekten kafasını yoran konulardan bir tanesi. Burada hemen bir reklam yapayım. Ben aynı zamanda Mimarlar Derneği 1927'nin de yönetim kurulu üyesiyim. Biz geçtiğimiz yıl boyunca 6 tane bu konuda etkinlik yaptık. Mimarlar,
yapay zeka uzmanları, makine öğrenmesi konusunda çalışanlar, ara kesitte çalışanlar, nöropsikologlar ve felsefecilerden oluşan farklı uzmanların söyleşilerini derneğimizin kanalından, YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Bunu söyleyeyim. Şimdi bunun bir kesin cevabı olduğunu düşünmüyorum. Mimarlığı başka araçlarla temsil etmek, mekanı başka araçlarla temsil etmek en temel konularımızdan bir tanesi. Çizim, render bizim temsil araçlarımızın başında geliyordu. Hala da biliyorsunuz birçok okulda ikinci sınıfın sonuna kadar bilgisayar ortamında herhangi bir temsil yaptırılmıyor. İşte elimizle çizmemiz gerekiyor diye. El, göz, beyin koordinasyonu ki ben onun yani ya mesela Arkeo içerisinde gerçekten bedenimizi kullanarak üretmenin bu anlamda daha iyi olduğunu düşünüyorum. Sadece kalem yerine o. Dahil olma kısmı bütün bedenle olmalı. Prompt yazarak mimarlık üretebilir miyiz? Bir takım temsiller üretebiliriz. Hayalimizi gerçekleştirme yolunda bir aşamayı aşabiliriz. Ama mimarlık yapmakla mimarlığın temsil edilmesi arasındaki farkı da unutmamak gerekiyor. Şimdi şöyle düşünün. Grasshopper ya da Dynamo kullanıyorsunuz. Orada da bir takım neden sonuç ilişkileri içerisinde giden şeyler var. Kurgular var, değil mi? Alıyorsunuz bir kabloyu bir yere bağlıyorsunuz. Şunu yap diyorsunuz, o onu yapıyor. O yan tarafta da onun geometrik modeli ortaya çıkıyor ya, çok heyecan verici bir şey. Şimdi soldaki bir temsil biçimi. Kablolar ve kutucuklar. Yani o içerideki işlemi, fonksiyonu gerçekleştiren şey. Bu bir temsil biçimiydi. Yan tarafta da bunun geometrik modeli ortaya çıkıyor. Metin, yapay zeka ve onun ürettiği görsel de aslında bir temsil biçiminin karşılık bulması. Bu, tekrar ediyorum, mekanın olası temsillerinden bir tane. Hayalimizi gerçeğe dönüştürme sürecinde bir aşama. Bunun birçok aşaması var. Her aşamasında yapay zeka bizimle birlikte var olabilir. Karar vermek için ya da gerçekleştirebilmek için. Siz bunun neresinde durduğunuzu iyi kurgulamalısınız. Ben mekanı ve mimarlığı makineye tam da zihnindeki gibi aktarabilecek bir metin üretmek ve bunun da daha sonra gerçekleştirilmesinin koşullarını aramakla kendini tanımlayan bir mimar da olabilirim. Ya da olabildiğince her şeyi yapay zekaya bırakmaya çalışan, benim için çalışan, benim için yorulan, benim yerime de düşünecek olan bir şey olarak da aranabilirim. Bunun için bize ihtiyaç yok. Bunu zaten yani o kapasiteye ulaştığında AI, müşteriler bunu yapacak zaten. Burada önemli olan bizim bu temsil aracı ve nitelikli kabul ettiğimiz mimarlık mekan kurgusu arasındaki ilişkide kendimizi nereye koyduğumuz, bu sürecin nasıl parçası olduğumuz, makineyi nasıl eğittiğimiz, yazdığınız her prompt arkadaşlar AI'ları eğitiyor. Oyladığınız her görsel AI'ları eğitiyor. O yüzden neye oy verdiğinize dikkat edin. Başkalarının görsellerinde sizin beğendiğiniz enteresan şeyler ortaya çıkabilir. Sonuçta yaptığı şey doğru olduğu söylenen biçimleri, formları, yan yana getirmeleri, teknikleri üretmeye devam etmek. Bunu sonsuz sayıda arttırmak. Biz burada tekrar söylüyorum, nerede durduğumuzu iyi tanımlamalıyız. Yani ben yapay zekanın mimarların işini elinden alacağını düşünmüyorum. Mimarlar bu konuda zaten hani, üretimin içerisinde nerede olduğumuzu doğru tanımlamalıyız. Neresine gireceğimizi ve temsille mimarlık arasındaki de ayrımı nasıl yapacağımızı iyi düşünmeliyiz. Teşekkür ederiz hocam. Benim bir sorum olacak. Biraz önce biraz hani mimarlık eğitiminde literatürü fazla kaptırıyoruz bazen ve çok fazla mimariye odaklanan kitaplar okuyoruz. Ama özellikle birinci sınıftayken yani aslında yeterince şey anlayamıyoruz. Daha yeni de roman okumanın, şiir okumanın öneminden bahsetmiştik. Bu konuda önereceğiniz kitaplar var mıdır acaba? Mimarlık dışı. Mimarlık dışı. Dünyanın en zor sorusu bu.
Bence önce gerçekten sizi hayatta tuttuğunu düşündüğünüz, size iyi gelen neyse oradan başlamak lazım. Gidin bir kitap evine ve kitabın arka kapağını çevirin. Ha, ben bunu okuyayım diye başlayın. Önce bunu hayatımızın bir parçası haline getirmeliyiz. Bu şeye benziyor. Hani tesadüf bir arkadaşınız size şeyden, Instagram'dan, WhatsApp'tan, Facebook'tan bir yerden bir müzik yollar. Bilmediğiniz bir dildedir. Mesela bir gün bana bir arkadaşım böyle bir African Blues gönderdi. Dedi ki müthiş. Allah Allah, bu ne dedim. Açtım. Tinariven isimli bir grup. Tinariven, bu insanlar Maliler ve Tuareg. Tuaregler, Afrika'nın çölün mavi halkı, göçebe bir halklar. Müthiş müzik yapan bir ekip. Dillerini anlamıyorum. Hani böyle Google Translate'in de çok da iyi çalıştığı bir dil değil Tuareg dili. Önce bir parçalarını dinledim. Sastanakam diye bir şarkı. Müthiş bir blues, müthiş bir klibi de çok güzeldir. Tek kelimesini anlamıyorum söylediklerini. Ama sonra diğer şarkılarını bulmaya başladım. Albümlerini dinlemeye başladım. Nasıl müzik yaptıklarını okumaya başladım. Neden müzik yaptıklarını anlamaya başladım. O zaman daha çok keyif aldım. Hani bir yerden başlayalım mı diye sorsanız söyleyeceğim yer benim başladığım yerlerden bir tanesi. Ama sizin için bir sürü olası yer olabilir. Ben mesela Ursula Le Guin okumayı çok severim. Ahmet Büke okumayı çok severim. Sait Faik okumayı çok severim. Onları okudukça insanın dünya ile ilişkisini, insanın çevresiyle ilişkisini keşfettiğimi düşünürüm. Onları keşfettikçe, tıpkı Tinariven'i keşfettiğim gibi, daha fazla okudukça dünyam genişler. Böyle her seferinde yer denizi keşfetmek gibi, orta dünyayı keşfetmek gibi. Bırakın o, hani oyunların en sevdiğim taraflarından bir tanesi o karanlık alan var ya, yavaş yavaş açılan dijital oyunlarda. Oraya doğru gitmek. Yavaş yavaş açılsın. Keşfedin. Bazen sıkılın, bırakın. Ama birilerinin size nereye gideceğinizi söylemesini beklemeyin. Siz gidin bir tanesini alın. Okuyun. Olmazsa bırakırsınız. Ben uzun yıllar FRP oynadım. Her hafta 6-7 saat role playing Dungeons and Dragons. Her zaman klerik oldum. Düşünüyorum, bir kere kender olmuştum galiba. O belirsizlik, insanın yolda kendini bulması, bulduğu şeyleri biriktirmesi, o biriktirdiklerinden bir şey inşa etmesi, çevresiyle, ya oynadığı insanlarla başka türlü bağlar kurması ve bu bağların hayatınızı da böyle örmeye devam etmesi. Bir zar atmanız gerekiyor. Hani hangi zarı atayım, kaç gelirse iyi olur derseniz oyuna başlayamazsınız. O yüzden benim önerim, gidin bir tane kitap alın. O yazarı sevmezseniz diğer bir kitabı alın. Yani bence kitap evinde biraz vakit geçirmek bu anlamda iyi oluyor. Yani kimse niye almadın bu kitabı demiyor. Orada bakıp ben en çok da Davos kitap evinde, efendime söyleyeyim, İmge'de çok yapardım. Tunalı Dost kapandı, çok üzülüyorum. Oradaki mesela İmge'de de öyledir. Tunalı Dost da öyleydi. Kızılay Dost da öyle değil maalesef. Bütün kitapları okurlardı insanlar orada. O çok heyecan verici bir şeydi. İçeri girdiğinizde kitap evinde çalışanların kitabı okuyor olması ve sorduğunuz kitabın içeriğiyle ilgili size bilgi veriyor olması müthiş bir şeydir. Gidin orada vakit geçirin. Penguen Kitap Evi açıldı. Gidin orada vakit geçirin. Elinize alın. Okuyun. Ha, bunun dijitalini okurum diyorsanız gidip sonra dijitalini okuyun ama zar atın. Atmaya da devam edin. Ha, illa nereden başlayalım derseniz, tekrar söylüyorum, ben yer deniz öykülerini çok severim. Notre Dame, herhalde Notre Dame Katedrali'ni, Hugo'nun Notre Dame romanında, Notre Dame'ın kamburu demeyeceğim çünkü
Notre Dame de Paris'dir kitabın adı. Tutsun diye Notre Dame'ın kalmıyor. Herkes o hikayenin o kısmını çok seviyor. Hiçbir mimarlık tarihi teorisyeni, eleştirmeni Hugo'nun anlattığı gibi anlatamaz Notre Dame. Onu okuyunca insan diyor ki keşke mimar değil de yazar olsaydı. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir yorum. Ben teşekkür ederim. Sorusu olan varsa sorabilir. Evet, birisi el kaldırdı. Melike Kayhan soru sorabilir. Merhaba. Sesim geliyor mu? Geliyor. Ya şöyle. Ben iç mimarlık öğrencisiyim. Ve ortaokuldan beri iyi bir şiir okuyucusu olduğumu düşünüyorum. Hem yazıyorum hem okuyorum ve her tarzda okumaya çalışıyorum ve şiirden gerçekten çok keyif alıyorum. Ama bunu kendi mesleğimle, işimle nasıl harmanlayacağım bilmiyorum. Ya da bana hangi noktada yararlı olduğunu anlayamıyorum sanırım. Çok zor bir soru. Bunu iki şekilde düşünebiliriz. Bir tanesi ki bence öncelikli olan o. Şiirin insanda yarattığı o dönüşüm, haz, sanatın gücünün azla çok şey başarmanın en iyi örneklerinden bir tanesi. Şiirin yarattığı o güçlü etkiyi mekanla yaratmanın peşine düşebilirsiniz. Bir tanesi bu. Diğeri de biraz böyle işin teknik kısmı gibi ama şiir aslında müthiş bir matematiktir. Klasik müzik gibi. Müthiş bir matematiği vardır. Böyle yan yana geldiğinde çarpar insanı. Şairler bize aslında öğrenecek, keşfedecek o kadar çok şey sunuyorlar ki onlar hakkında düşünmek, yapmak. Ama en önemlisi bence şiir okumayı da, mekan tasarlamayı da, özür dilerim düzeltiyorum, mekan tasarlamayı şiir okumak, şiir yazmak gibi düşünmeye başlayarak gidebilirsiniz. Ama bunu böyle doğrudan bir tercümeyle değil. Yani orada kullandığım teknikleri burada kullanayım gibi değil. Dünyaya bakma biçimi olarak, dünyayı kavrama biçimi olarak. Neden şiirden keyif aldığınızın üzerine düşünerek başlayabilirsiniz. O sonra kendiliğinden yolunu bulacaktır. Belki yapıyorsunuzdur da yani bunu ya oluyor mu olmuyor mu diye baktığınızda çok bulamazsınız. Şiir de öyle bir şey değil zaten. Belki yapıyorsunuzdur. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Ben de aslında öyle diyecektim. Bence bunları zaten bilerek yapmıyoruz. Bence zaten okuduğumuz, izlediğimiz şeyler bizim üzerimizde o etkiyi bırakıyor. Biz onlardan zaten etkileniyoruz. Duygusal olarak da birçok açıdan kendimizi aslında ileriye taşımış oluyoruz. Ve aslında sadece tasarımlarımızda değil, bunları günlük hayatta, insan ilişkilerimizde, her yerde aslında kullanıyoruz bence. O yüzden bilinecek bir şey değil bence. Ediniliyor bence. O Kesinlikle şekilde. o kadar güzel özetlediniz ki takım sporu yapan insanlar doğal olarak günlük hayatları içerisinde iletişim ve işbirliğine açıktır mesela. Planlamaya açıktır. Tartışmaya açıktır. Ben bu benzer bir durum mesela tiyatro yapanlarda halk oyunları oynayanlarda falan da çok görürüm. Çünkü o başka türlü bir güven ilişkisi kurar. Düşünmeden yaparsınız bazı şeyleri. O işlemiştir içinize. Onu bulmaya çalışmak, otopsisini yapmak bazen kötü olur. Başka Sesiniz sorusu kapalı. olan yok galiba. Saatte 9:30 olmuş bu arada. Evet.
Sohbet uzadı. Konu konuyu açtı. Farkında bile varmadık. Dilerim sizin için ve katılımcılar için keyifli olmuştur. Dediğim gibi yani oyun sektörü, mimarlığın oyun sektöründeki geleceği hakkında konuşmaktan çok bunun benim hayatımdaki yerini biraz da eleştirel olarak paylaşmaya çalıştım. Umarım herkes cebinde bir şeylerle ayrılır bugün, bu akşam buradan. Çok teşekkür ederiz. Bu arada bence gerçekten öğrencilerinizle yaptığınız şey bence çok güzel ve çok değerli. İşte birlikte ürettiğiniz şeyler, işte sergi alanınız mesela beni gerçekten çok etkiledi. Ben çok beğendim. Ve öyle bir şeyi deneyimleyen bir öğrenci olsam muhtemelen gerçekten birçok şey bana katardı. Mekansal açıdan da, mimari açıdan da olabilir. Direkt takım çalışması yaptığım için öyle bir organizasyonda bulunmak da beni etkilerdi. Bence gerçekten güzel işler yapmışsınız. Çok teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için bugün. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Bu arada varsa sorabilirsiniz. Ama yok galiba. Chat'i evet, kapatmıyor herkes muyuz? Sanırım. Teşekkür ederiz. Bu arada bahsetmiştim size kurucumuzdan. Onun da selamı var. O da çok teşekkür ediyor. Ben teşekkür ederim. Tekrar bekleriz. Başka için. Etkinliklerle de umarım görüşebiliriz. Çok memnun olduk biz. Ben de çok teşekkür ederim davetiniz için. Biraz benim planlama hatalarımdan kaynaklı olarak gecikti, araya zaman girdi ama anlayışınız için de teşekkür ediyorum. Çok keyifli oldu. Katılan herkese, gözlemlerini, yorumlarını paylaşan herkese de teşekkür ediyorum. Benim en böyle büyük öğretmenlerim diyorum, öğrenciler ve meslektaşlarım. Karşılıklı konuşarak ancak ilerleyebiliyoruz. İyi ki öğrenciler var ki biz eğitimciler doğru bir şey yapma motivasyonu kazanıyoruz. Sizlerden çok öğreniyoruz. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. O zaman yavaştan vedalaşalım, kapatalım. Başka soru yoksa? Galiba. Galiba yok. O zaman iyi akşamlar herkese. Tekrar teşekkür ederiz geldiğiniz için. Katılımcılara da Ben çok teşekkür teşekkür ederim. Ederiz. Hem katıldıkları, soru sordukları için hem de geldikleri için. O zaman iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoşça kalın.